Kaç saattir yazmıyorsun? Unuttun mu beni? Sen aklımda olan tek şeysin. Özledin mi beni? Nazım, yazıp yazıp siliyor musun sen? Evet, özledim seni Nehir. Ben de seni özledim. Aysel, Aysel'im. Aysel. Aysel'im. Geliyorum sevgilim. Aysel. Aysel'im, nikah memuru geldi, bizi bekliyorlar. Niye kapıyı kilitledin? Çok duygulandım. Beni böyle gör istemedim. Kıyamam. Ağlama. Bundan sonra hiç alamayacağım. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Gör bak. Ama İsmet. Evlenmeden önce olmaz dedim ya. O zaman hadi gidip evlenelim. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çölle. Gözümden akan yağmurlar döndür çölleri selle. Ya kardeşim, aracı nasıl park etmişsin? Hasta aracı yavaşmıyor. Hadi kaldır aracını. Hadi be kardeşim. Ah güzeller değil mi kızım, melekler. Yalnız Zerrin Hanım, içimize biraz iş düşüyor. Ben hem mentorun istiyorum. Tabii tabii, çocuklar evleneyim meyvesi. Allah'ım inşallah. Ne zamanda? Hayatım, telefonu bıraksaydın ya, niye yanına aldın ki? Evinizle evlenme isteğinizi... Heyecandan unutmuşum. Biz de arkadaşlar tebrik mesajı atıyor işte. Hiçbir engel bulunmadığını tespit ettik. Ben de belediyemizin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak nikahınıza başlıyorum. Nehir, aniden çıktın. Siz Aysel Taşçı, nişanlınız İsmet Şahin'e... Biraz hasta gibiyim, çorba yapıyorum. ...baskı altında olmaksızın özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Siz İsmet Şahin, nişanlınız... Neyim var? ...Aysel Taşçı'yı hiçbir baskı ve etki altında olmaksızın özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hiç, kırgınlık var biraz. Evet! Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndür kalbimi çölle. Tamam, 2,5 kaldı. Teyzeciğim, uzak çıkın. Döndürür çölleri sekle. Saçınla kopan fırtınalar. Eserken ruhumda hala. Çok mutluyum İsmet. Hayalini kurduğum gün hep böyle bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Ama daha en güzel an geldi. Balayı. Bu kız bir afet, bir afet. Gözleri dudağının kenarında bastım kalmış. Ne o? Kıyamet, kıyamet. Yarattın dünyamda. Uzun zamandır bu geceyi bekliyorum Aysel'im. Neyse ki Allah'tan öyle hemencik evleniverdik. Bu kadar zamanda bana güvenmeyebilirdin. Sonuçta hırlı da olabilirdim, hırsız da. Hırsız oldun kesin. Bu kız bir afet, daha ilk görüşte çaldın kalbimi. Yarattın dünyamda zelzele. İsmet, bunlar bana bakıyor. Ne yapalım hayat? Anneciğim. Canım. Anne. Ah be. Anne, bunlar bana batıyor. Ah, kıyamam. Batar. Anam ister söz dans ederken. Sen de elindekileri de ver yavrum. Al bunları da alayım, rahat rahat. Hadi gençler. Haydi. Bir problem var. Hadi yürüyün. Babası geliyor. İsmet'im. Evladım, müsaade eder misin kızımla dans edeyim? Tabii. Hem babacığım. Canım kız.
Adamın kredi kartlarını boşaltamıyoruz. Ne? Bir problem var. Otele gidince cep telefonuna gelen mesajı bana gönder. Nasıl yapayım şunu ben onun? Ne gerek vardı böyle bir şeye? Ne bileyim ben, hallet işte. Babacığım. Ne yapıyorsun? Gitsene azıcık. Otele gitmeden önce de şu altınları zehrine ver, tamam mı kızım benim? Tamam, tamam. Ay güzel kızım, güzel kızım. Dur! İsmet! Aa! Ama İsmet, çok terlisin, hadi biraz duş al. Duşu sonra birlikte alırdık hayatım. Alırız ama sen bilmiyor musun bu gecenin benim için ne kadar önemli, ne kadar unutulmaz olması gerektiğini? Haklısın. Haklı mıyım kocacığım? Dur İsmet! Anneme haber vereyim, merak etmesin kadıncağız. Ama telefonumun şarjı bitmiş, senin telefonunu kullanabilir miyim? Şifresi ne? Aysel, 2 L ile. Çok romantik. Alo. Tamam, telefon bende. ...36.545. Kocacığım sen rahat rahat duşunu al. Ben senin için çok güzel sürpriz hazırlıyorum. İsmet, kurulansaydın bari. Çok heyecanlıyım Aysel. O zaman önce şampanyayla başlayalım. Hadi hepsini içelim. Şunları şöyle koyalım. Sen gel. Gel gel. Şöyle yap. Ben hemen geliyorum. Hemen. Seni yatağımızda bekliyorum. Geldi. Hallettik mi? Hallettik. Naci nerede? Naci. Gelecek inşallah. Ya ben çok açım. İnsan düğününde bile aç kalıyor. Bir şeyler söyleyeyim. Geldi. Ne bu elindeki cübbe falan? Dikkat çekiyorsun. Vuruşmaması lazım. Sahiden öyle aldım. Ver şu anahtarı. Allah hakkı. Al şunu.
Hemen git. Güzelce parçalasınlar. Sakın geçen seferki gibi dolaşayım falan deme. Sırıtma. Hadi yürü. Tamam tamam. Hadi ben kaçar. Ha. Hadi bakalım. Bu da senin. Hanımlar, sizinle iş yapmak büyük bir zevktir. İyi akşamlar. Ve hasılatımız ne? Hiç fena sayılmaz. Ne kadar fena sayılmaz? 120 civarı. Ne? Bu kadar mı? Ben bunun için mi 2 ay boyunca Aysel oldum? Sabah Aysel, öğlen Aysel, akşam Aysel, Aysel de Aysel. Ya adam totalde 40 kelime konuşabiliyor. Ben bir de bu herifin nişanlısı oldum ha? Üzülme tatlım, gelecek sefere daha fazla kazanırız. Hayatım, ekip 4 kişiydi. Böldüğümüz zaman hesap ortada. Tamam, neyse ben dinleneyim birazcık. Hadi dinlen gelin hanım. Merak ediyorum seni. Nasıl oldun? İyi misin? Beni merak eden tek insan olabilirsin. Daha iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Yeni gelen işçilerin dosyalarına bakarken uyuyakalmışız. Kiminle uyuyakalmışsınız? Yanlış anladın. Köpekle uyuyakalmışım. Oh, köpekmiş. Kim köpekmiş? Ha? Ya video izliyordum, bir tane köpek varmış da onu. Aha, ben bayılırım bu köpek videolarına. Göstersene izleyeyim. Ya araba kullanıyorsun sen, nasıl izleyeceksin? Demek bir köpeğim var. Daha önce söylemedin. Söylemedim. Onu bu hafta yolda buldum. Yarası vardı. İyileştirdim. Nazlı, seninle ilgili ne çok şey biliyorum. Çünkü sana olan biten her şeyi anlatıyorum. Ben de. Nazlı, ben artık seni çok merak ediyorum. Neyi mi? Seninle yazışırken nasıl biri olduğunu hayal etmek güzeldi. Ama artık hayal yetmiyor. Bana yetiyor. Bana yetmiyor. Seni görmeliyim. Bana fotoğrafını gönderir misin? Hadi bekliyorum. Korkma, ben de sana kendi resmimi gönderiyorum. Hadi. İlla şu anki halini göndermene gerek yok. Herhangi bir resmin de olur. Thank you.
Nazım, yoksa beni beğenmedin mi? Bu yüzden mi göndermiyorsun fotoğrafını? Yok, hayır, hayır. Çok güzelsin. Sıra sende, hadi. Neredesin? Nazım, hadi ama. Hadi Nazım, lütfen. Nazım, bekliyorum, yalvartma beni. Bu işte. Nereden görecek ki beni? Kaptan, biraz klima açar mısın? Donduk arkada. Klima bozuk. Nasıl bozuk ya? Bildiğin bozuk işte. Tamam, o zaman biraz yavaş kullan. Midem bulandı sallanmaktan. Hasbi. Nazım Usta! Nazım! Hayırdır müdür bey? Acil bir durum var, gel konuşmamız lazım. Bu enjeksiyon işinin bugün bitmesi gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? İbrahim'e söyleseydiniz. Yok yok, benim seninle konuşmam lazım, gel. Ahmet Usta, hadi biraz acele edin, enjeksiyonun bitmesi gerekiyor bugün. Hadi. Hayırdır? Patronla konuştum az önce. Bugün gelecek işçilerin arasında bir özel birisi varmış. Tarık'mış adı. Nasıl özel biri? Ya özel işte. Kemal Bey özellikle senin ilgilenmeni istiyor onlar. Müdür bey, bu kadar işim var. Nasıl ilgilenecekmişiz? Gelip çalışacak işte herkes gibi. Ya özellikle burnunun sürtülmesini istiyor Nazım. Aman vermesin, göz açtırmasın diyor bu herife. Kaçmaya falan çalışırsa da engel olsun. Eti de kemiği de Nazım Usta'nın diyor. Allah Allah. Kimmiş ki bu Tarık? Ne alıp veremediği varmış patronla? Ya orasını bilemem. Her şeyi soramıyorsun patron kısmına Nazım. Müdür bey, onca işimin gücümün arasında bir de elli herifiyle mi uğraşacağım ben? Söyleyin İbrahim'e o ilgilensin. Ya aman diyeyim Nazım Usta. Bunca yıldır çalışıyorum, ilk defa patronun özellikle bir şey istediğini gördüm ya. Sana emanet ediyorsa vardır bir bildiği. Sen göz açtırma bu herife. Hem sen merak etme, İbrahim'e de söyledim ben. O da göz kulak olacak. Hadi kolay gelsin. Thank you.
Geldik. Bavullarınızı alın, kenarda bekleyin. İbrahim. İşçileri getirdim. Patronun adamı da içlerinde mi? Ha, içlerinde. Ya gelene kadar şikayet edip durdu. Yok klimayı aç, yok valizi mezilmiş. Özel araç istiyor beyefendi herhalde. Otogar'da Kemal Bey'in adamı telefonunu alsın dedi. Ha, tamam hallederim ben. Neymiş bunun patronun derdi? Vallahi bilmiyorum. Söylemiyor kimse bir şey. Gir. Nazım Usta. İstanbul'dan gelen arkadaş. Merhaba, Tarık ben. Sıra sende hadi. İlla şu anki halini göndermene gerek yok. Herhangi bir resmin de olur. Tarık sen misin? Patron gönderdi. Evet, ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Yakında düzelir. Sana oturabilirsin demedim. Oturmak için de mi izin alacağız? Burada her şey için izin alacaksın. Tamam, alırız. Yüzüne ne oldu bu arada? Yanık falan mı? Kötü olmuş baya. Geçmiş olsun. Git şu kıyafetlerini değiştir. Eski bir şeyler giy. Bunlar benim en eski eşyalarım. İbrahim. Usta. Al şu arkadaşı. Bak kıyafetleri buymuş. Şantiyeye götür, iş ver çalışsın hadi. Bir dakika. Ne şantiyesi, ne çalışması? Sen buraya çalışmaya gelmedin mi? Çalışacaksın işte. Ya çalışmak derken bana masa başı bir iki iş ver. Böyle göstermelik takılayım. Ben amele miyim? Bir tipime bak. Bu adamlara benziyor muyum? İbrahim götür şunu. Bir dakika dost, dur. Sakin. Sen anlamadın meseleyi. Ben sana bir anlatayım. Benim Kemal Bey'le aramda çok önemli bir şey yok. Ufak bir yanlış anlaşılma var. Yakın zamanda da hatasını anlayacaktır zaten. Ben burada çok kalmayacağım. Beni idare et. Benim böyle masa başı bir iki iş ver bana. Takılayım sonra gideceğim zaten. Ha? Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. Bu ya. Bu kadar yani. Gel sen benimle. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ben hayatımda bu kadar yükseğe çıkmadım ya. Midem bulanır, başım döner. Ben perde takmamış adamım. Uzun etme. Ustaya yardım edeceksin. Alet kutusunu tut yeter, hadi. Ya şimdi ben çıkacağım. Bu kılığım, kıyafetimle ustaya alet tutacağım, öyle mi? İbrahim ver şunları. Düşerim diyorum, anlamıyor musun ya? Düşmezsin. Düşmezsin. Güvenli orası. Hadi. Çok güvenliyse kendin çık. Gel buraya. Ah. Bana bak. Ben burada bir şey söylersem bu bir rica değil, emirdir. Bir dahakine bu kadar kibar olmam. Bilesin. Anladın mı beni? Anladın mı? Anladım, anladım. Güven ver. Ver. Bunları ne yapayım? Al şunları. Hadi işinize dönün siz de. Hadi. Ama dikkat et. Hadi İbrahim. Merhaba Selin. Git buradan. Git buradan! Seni bulamam sandın değil mi? Ama bak karşındayım işte. Benden aldın o kadar takıyla, hediyeyle, parayla kaçabileceğini mi zannettin senin? Ben senden bir şey almadım. Hepsini kendim verdim. Doğru. Aşıksın zannettin bana. Ondan aldım ben sana onların hepsini. Ama sen sahtekarın, dolandırıcının tekiymişsin. Bak şimdi, ben sana kibarca bir şey söyleyeyim. Benden aldıklarını hemen şu an geri getir, olur mu? Hadi, bekliyorum. Hiçbiri burada değil. Hani değerliydi hepsi senin için Selin? Hı? Gerçi ben de çok değerliydim değil mi? Sana dedim. Bana dokunamazsın dedim. Sen beni öpmeye kalktın. Ben izin vermeden olmaz dedim.
değil mi hepsine? Selin Hanım. Tabii adın Selin'se. Ha? Şimdi benden aldıklarının hepsini geri ver. Benden aldıklarının hepsini geri ver. Bırak beni. Yeter ya, yeter. Sabah. Ne bu gürültü böyle? Burhan Bey, özür dileriz. Beyefendi de şimdi gidiyordu. Ama apartman burası. Beyefendi kusura bakmayın. Ufak bir meseleniz var. Halledip ben hemen gidiyorum. Canım ne derdiniz varsa gidip başka yerde halledin ya. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok. Beyefendi sesli... Selin! Selin aç kapıyı kırarım. Bak ne olur gitmezsen polis çağıracağım. Selin aç kapıyı yoksa kırarım. Ya dağ başı mı burası? Selin kapıyı aç kırarım bak. Şimdi polis çağırıyorum. Tamam gidiyorum. Gidiyorum yaşlı bunak. Selin'le de görüşeceğiz. Bu burada bitmedi. Tamam. Kim o? Benim değil. İyi misin? İyiyim Orhan abi. Bize de eğlence çıkıyor işte. Gel sana bir kahve yapayım. Ya bu işi şakaya vurma. Gördün mü üzerindeki korkuyu? Bak bu işler ileride başına çok ciddi işler açar. Değmez kızım. Başka bir şey bildiğimiz mi var? Zerrin abla da önemsemiyor. İşimizin küçük aksilikleri diyor. Hem o burada olsaydı daha iyi yönetirdi durumu. Ama yalan yok. Adamın evin adresini bulmasına şaşırdım. Bu Zerrin'den uzak durmak gerek. Bak, Nigar kızım gençsin, güzelsin. Bırak bu işleri. Ya Zerrin abla beni en yalnız halimdeyken buldu aldı yanına. Ben şimdi onu pat diye nasıl yalnız bırakayım? Ya sen merak etme, ben bundan sonra daha dikkatli olurum. Hadi gel. Bir kahve yapayım en azından. Dışarıda işlerim var, daha sonra gelip içerim. Kapıyı kimseye açma. Anlaşıldı mı? Tamam. Dostum, nereye gidiyorsun? Kasabaya ineceğim. Beni de götürür müsün? Götüremem. Neden? Yasak. Bak, sana cebimdeki bütün parayı veririm. 400 liram var. Tamam. Hadi. Oraya değil, oraya olmaz. Orada görürler. Atla arkaya. Atla. Manyak bir yer burası. Saçma sapan. Pis şeyler. Valiz kaldı. Şimdi bir araba çeviririm aşağıda. Oradan direkt İstanbul. Parayı da verdik. Niye durduk? İn aşağı.
senin. Hani götürecek lan beni? Ver paramı, ver. Hop! Rahat bırak adamı. Hadi işine dön sen de. Vermeseydin paranı. İbrahim, al götür şunu. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Bırak. Kalmıyorum da. Telefonumu ver. Ver şu telefonumu. Kalsın lan eşyalarım. Kalsın. Ben onlarsız da giderim. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Nasıl bir yer oğlum burası? İnsanlıktan çıkmışsınız ya. Ben gidiyorum. Sıkıysa durdur. Usta be, izin ver de şunu şöyle sağlam bir dövelim. Bırak gitsin. Bakalım nasıl gidecek. Aferin. İyi gelmişsin. Önce şunu izle de ondan sonra devam edersin. Delikanlı olduğun yerden kaçmaya çalışıyor musun? Sen bilirsin. Biliyorsun ben zor kullanmayı sevmem. Seni o baraja can güvenliğin nedeniyle oturttum. Bir tek orada senin can güvenliğin var. Kasabanın çıkışında seni vuran arkadaşlara ya o ne oluyor böyle diye sorma. Gözlerinden öperim. Yürüyeceksen 40-50 kilometren daha var. Ama sonrası çamurludur. Söyleyeyim de. Hop hop! Hop! Görmedim videoyu. Ben de geliyorum. Hop hop! Gel şöyle. Kimliğini ver önce. Ne kimliği ya? Kemal Bey öyle söyledi. Ver. Abi kimlik nereden çıktı ya? Ya param da yok zaten. Binebilir miyim? Banka kasası gibi kitlemiş. Aa, Nehir? Ne yapıyorsun? Kapı çalıyorum, açmıyorsun yavrum. Bekliyorum orada 10 dakikadır. Kendini de kitlemişsin üstüne. Korkuyorum çünkü. Bugün Ahmet dayandı kapıya. Tehdit etti beni. Ahmet kim? Hatırlamıyorsun bile değil mi? Dolandırdığımız Ahmet. Hani emlakçı şişman olan. Sen buna mı takıldın? Ne demek buna mı takıldın? Adam boğazıma yapıştı. Orhan abi inmeseydi kim bilir daha neler neler yapacaktı. Canımı zor kurtardım ben. Nehir. Her işin bir riski var, tamam mı? Kolay para kazanılmıyor.
Bizim işin riski daha fazla. Bu kadar. Pes. Sen çok korkmuşsun gerçekten. Bak ne yapalım biliyor musun? Ha. Taşınalım mı? Ha? Taşınalım. Senin zevkine göre bir ev bulalım. Zaten alışığız taşınmaya. Çok bile kaldık burada. Yeter ki sen üzme o tatlı canını. Ha? Biraz da yavaşız galiba. Var mı aday maday bir şeyler? Ha? Taş mı yiyeceğiz? Yok aday maday. Niye? 5 tane adam gösterdim sana. 5'ini de beğenmedin. Vardı ama başkaları vardı. Yok. Yok bir tanesi annesiyle yaşıyormuş. Yok diğeri önceki eşlerine yedirmiştir bütün parayı. Hiçbirini beğenmedin yok adam. Vardı kızım gözümüzden kaçmış olacak. Aç bir sen. Yok al tamam tamam bak. Bak, niye yok. Oynuyorsun bu kadar? Aa, ambale ettin. İşte. Nazım, niye bunun fotoğrafı yok? İşimize yarayacak biri değil o. Sen buradan birileriyle mi yazışıyorsun? Ha? Sana kaç kere söyledim burası senin iş alanın diye? Ne yapıyorsun sen? Görüşüyor musunuz? Buluştunuz mu? Adını falan biliyor mu? Ya panik yapma. Dolandırabileceğimiz birisi sandım değilmiş işte. Değilmiş. Nereden anladın öyle olmadığını? Anladım. Uzatma. Ben de anladım. İyi. Sen yeni birilerine bak. Tamam mı? O Nazım'ı da sil. Madem işe yaramıyor, sen öyle söyledin. Ben banyoya giriyorum. Nazım, eski mesajlarımıza baktım şimdi. Ne kadar oldu yazışalı biliyor musun? Dört ay. Evet, tam 4 ay. Yazışmalarımızın hepsini saklıyorum. Ben de. Biliyor musun, sen çok derin bir adamsın. Teşekkür ederim. Seninle yazışırken kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de Nehir. Dünden beri de fotoğrafına bakıyorum. Yüzünün her hattını ezberledim galiba. Nazım, ben artık seni görmek istiyorum. İstanbul'a yanıma gelir misin? Gelemem Nehir. Barajda inşaat çok yoğun. Günübirlik bile olsa yeter. İnan hiç vaktim yok. Peki. Küstüm ben sana. Nazım bu mu? Ne yapıyorsun? Hı. Asıl sen ne yapıyorsun? Sen şimdi bir anlat bana. Ha? Bu adama aşık mısın sen? Böyle kendi kendine telefona bakıp gülmeler falan. Deli gibi. Ya hesap mı vereceğim sana? Tabii ki vereceksin. Tipine bak adamın. Adamın tipinden belli. Şu adamdan sana hayır geleceğini mi düşünüyorsun ha? 3 gün kızım, 3 gün veriyorum. 4. gün bu adamın gölgesini bulamazsın sen. Vallahi hiç nasihat dinleyecek halde değilim. Ayrıca o bizim gibi sahtekar da değil. Gayet dürüst ve güvenilir biri. Ah ne güzel. İyi ki söyledin. İçimi rahatlattın bak.
Hadi arkadaşlar biraz çabuk. İstanbullu. Sen nereye? Kasabaya gidiyorum. Sen gidemezsin. Geç şöyle. Usta, abartmıyor musun? Tatil bugün. Sen gitmeyeceksin dedim. Kemal Bey öyle söyledi. Hadi siz gidin. İstanbullu gelmiyor. Aman Nazım Usta, bizim hadi. Vatandaşa... Sen niye gitmiyorsun? İnsan işine çıkmaya mı korkuyorsun yoksa? Kıskanıyorsun beni değil mi? Bu hayatı yaşıyorum diye kıskanıyorsun. Ama burada bu çamurun pisliğin içinde ancak senin gibi biri yaşar zaten. Ben sen değilim. Burada ömrümü tüketmeyeceğim. Sana kaç kere söyledim, şu elbisenin altına siyah ince topukluları giymen gerekiyor diye. Ben bunlarla daha rahatım. İnat, inat. Hadi, hadi kuzum bir üstünden geçelim. Görkemli bir giriş yap. Onun dikkatini çekmeyi sağla. Çok önemli bir bankada yatırım danışmanısın. Hı hı. Muhabbeti bir süre sonra yatırım için yönlendirdiğin insanlara getireceksin. Ondan sonra hemen mevzuyu değiştir. O ne yapıp yapıp aynı konuya geri dönmek isteyecektir. Serhat Bey. Yeşim Hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Resimlerdekinden çok daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Bak, seninle çalışmaya karar verince ne teklif ederse etsin hep daha düşüğünden başlamak istediğini söyleyeceksin. Hmm. Güvenini kazanacağız. Bir rahatlama sağlayacak, parayı verecek, sonra daha büyüğünü verecek, sonra güveni de artacak iştahı da, sonra en büyüğünü verecek, sonra... Hadi bol şans. Bir şey içer misiniz? Ya da açsanız yemek de söyleyebilirim. Yok, teşekkür ederim. Ben bir filtre kahve alayım. Bir de su. Tamam. Pardon. Biz bir filtre kahve istiyoruz. Tamam. Bir de su. Başka bir şey yok değil mi? Yok, teşekkür ederim. Aa, bunu açmam lazım. Çok özür dilerim. Tabii tabii, buyurun. Alo. Bu ne ya? Benzinlik sahibi İsmet Şahin evlendiği kadın tarafından dolandırıldı. Uyku ilacına alerjisi olan adam şu an şokta. Talihsiz adam tehlikeyi atlattı ama hala hastanede. Evlendiğini sandığı kadınla internette tanışmış. Çok affedersiniz. Çok önemliydi. Açmam lazımdı bunu. Önemli değil. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İşte ben yoğunum biraz açıkçası yani. İşler falan. Bir de demin arayan kişi Mustafa abi. Onunla yeni bir işe atılıyoruz da. İhracat işi. Çok pardon. Lamba ne tarafta acaba? Aşağı katta, solda. Teşekkür ederim. Ben eşlik edeyim mi size, iyi misiniz? Yok yok, gerek yok. Teşekkürler.
Ah Nehir. Nehir. Nehir ne oldu? Niye erken çıktın? Rahat bırak beni. Adam asıldı mı yoksa? Nehir. Nehir. Kendine gel. Ne yapıyorsun ya? Binelim arabaya konuşalım. Hadi sakin ol. Nehir. Sokak ortasında ha? Dikkat çekmeyelim. Kimin aklına gelebilirdi ki ilacın yan etkisinin olacağı? Kaç kere denedik biliyorsun. Ama oldu işte. Adamı öldürebilirdim. Katil olabilirdim. Olmadın ama. Olmadın. Olmadın ama. Ya adam öldürmekten bahsediyorum. Birini dolandırmakla aynı şey mi? Olmadın ama diyorsun bir de. Ben yapmayacağım artık bu işi. Nehir. Ne diyorsun kızım? Ne demek yapmayacağım? Zaten kim olduğunu unuttum. Bir gün Ayselim, öbür gün Selim. Sabah Yeşim olarak uyanıyorum. Gece Sevda olarak yatıyorum. Kimim ben? Nehir olabildiğim bir an bile yok benim. Sana kim olduğunu hatırlatayım. Sokaklarda büyümüş zavallı bir çocuk Nehir. Ağzını açtığı zaman ne dediği anlaşılmayan, içine kapanık bir kız. Eğer onu kurtarmasaydım kim bilir hangi denizlerde boğulmuş bir kız olacaktı Nehir. Bunu mu istiyorsun? Bu mu olmak istiyorsun? Evet, Nehir olmak istiyorum. Kim sokuyor seni? Bunları aklına. Ha, kim o üst kattaki buna korkan mı? Kimsenin benim aklıma bir şey soktuğu yok. Nehir. Bak, hiçbir zaman, hiçbir zaman unutma. Hayatta hiç kimse benim kadar seni sevemez. Hiç kimse, hiç kimse benim kadar seni düşünemez. Tabii. Adamı öldürebilirdim diyorum. Ama öldürmedin diyorsun. Adamın biri kapıma dayanıyor, boğazımı sıkıyor. Olur böyle şeyler diyorsun. Sen beni hiç düşünmüyorsun ki. Beni asıl kim düşünüyor biliyor musun? Nazım. Nereden çıktı bu Nazım? Görüşüyor musun onunla sen ha? Konuşuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Görüşmüyorum, yazışıyorum sadece. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onunla yazışmak hoşuma gidiyor. Beni düşünmesi, benim için endişelenmesi hoşuma gidiyor. Onunla yazışırken Nehir olabilmeyi seviyorum. Ben hayatımda ilk defa bir erkeğe gerçek ismimi söyledim, her şeyimi anlattım. Ne iş yaptığını anlattın mı? Ha? Kaç kişiyi dolandırdığını, kaç kere evlendiğini de anlatsaydın ha? 9-10. O altınları da anlatsaydın yakışıklına. Bütün bunların sebebi sensin. Senden nefret ediyorum. Gidiyorum ben. Git. Gidecek yerin varsa tabii. Nazım, sana çok ihtiyacım var. İyi misin Nehir? Bir sorun mu var? Keşke yanımda olabilseydin. Keşke olabilseydim. Nazım, sen beni görmek istemiyor musun? İstiyorum. O zaman neden yanıma gelmiyorsun?
Söyledim ya, gelemem Nehir. İşler çok yoğun. Olmasaydı gelmek isterdin yani. Evet, çok isterdim. O zaman ben gelirim yanına. Sana bir sürpriz yapıyorum. Uçaktayım şimdi, kalkacak. Birkaç saatte oraya geliyorum. Nasıl ya? Şu an şaşkın suratını görebiliyorum. Merkezde bir otel ayarladım. İnince detayları yazarım. Geliyorum ne demek ya? Nereye geliyorsun? Ayrıca kime geliyorsun? Sen bana sordun mu? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Geliyor. Geliyor. Tamam. Tamam, gitmem. Tamam, sakin ol, gitmem. Gitmem. Otelde bekler bekler gider. Telefon numaram da yok nasıl olsa. Barajı biliyor. Otele kadar giden baraja da gelir. Burada başka baraj mı var? Sen niye anlatıyorsun barajla ilgili her şeyi ya? Niye, niye? Ayrıca başkasının fotoğrafını göndermek ne? Ne yapacağım ben? Gidemem. Bu suratla hiçbir yere gidemem ben. Ben indim. Aynı şehirdeyiz. Aramak istersen telefon numaram bu. Nehir. Sana en sevdiğin tatlıyı aldım. Ha? Çaylar da benden. Bizi izlerken bir güzel yeriz ha? Nehir. Nehir. Niye bu kadar uzatıyorsun? Thank you.
söylerim? Sana yalan söyledim, nasıl derim? Nasıl böyle bir salaklık yapabildim ben? Gidemem. Ona hiçbir şey söyleyemem. Bekler, bekler gider. Buradan barajlı inşaatına uzak mı? Biraz uzak. Yaklaşık bir saatlik bir yol var. Nasıl giderim oraya? Oraya özel araçla da taksiyle gidebilirsiniz. Tamam, bana bir taksi çağırır mısınız? Tabii, ayakta kalmayın. Gelince haber veririm size. Nehir Hanım. Efendim? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Nazım. Nazım mı gönderdi sizi? E kendisi niye gelmedi? Evet, Nazım gönderdi beni. Evet. Kendi niye gelmedi? Barajda çok yoğun çalışıyor. O yüzden gelemedi o. Ama numaramı vermiştim ben onu. Beni niye aramadı ki? Telefonu şey... çekmeyen bir yerde. Ben durumu izah etmeye geldim zaten. Beni gönderdi. Birkaç gün kasabaya inemeyecekmiş. Ama müsait olduğunda sizi arayacak ama. Ama ben onu görmek için buraya geldim. Yani madem o gelemiyor, beni siz götürür müsünüz? Dediğim gibi, usta çok yoğun olduğu için gitseniz de göremezsiniz. Hem Nazım ustanın haberi olmadan ben sizi gerçekten götüremem. Tamam, bana numarasını verin. Ben konuşayım. Dedim ya, arasanız da ulaşamazsınız. İyi günler. Hanımefendi, taksiniz geldi. Tamam, teşekkürler. Ben yine de baraja gideceğim. 5 dakika da olsa bana zaman ayırır. Siz de telefonla konuşursanız haber verir misiniz? Teşekkürler. Nehir Hanım. Tamam. Taksiye gerek yok. Sen devam et birader. Anlamadım. Ben baraja gidiyorum zaten. Götüreyim isterseniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ben size adınızı sormadım. Benim adım? Hı hı. Tarık. Tarık benim adım. Memnun oldum. Size de zahmet oldu böyle. Teşekkür ederim. Önemli değil. Geldik burası. Burası neresi? Nazım Usta'nın evi.
İnşaat alanına gitmiyor muyduk? Yok, inşaat alanına giremeyiz şimdi. Ben ustaya haber vereceğim. Buyurun. Peki, tamam. Sen Nazım'ın yolda bulduğu köpek olmalısın. Sizi çok seviyor. Nazım Usta gece mesaisine kalınca ben besliyorum. O yüzden bana çok alıştı. Siz buyurun rahatınıza bakın. Ben ustaya haber vereyim. Tamam. Seni mi diyeceğim? Yalancının, sahtekarın tekiyim ben mi diyeceğim? Sahtekarsın tabii. Gir. Beni çağırmışsın. Hayırdır? Gel otur şöyle. Gel. Sana bir işim düştü. Koskoca Nazım Usta'nın bana iş düştü, öyle mi? Ne bu iş acaba? Lafı uzatmaya gerek yok. Zaten böyle bir şey nasıl söylenir, onu da bilmiyorum. Bir kız var. Bir süredir yazışıyoruz. Öyle mi? İlginç. Kız geldi burada. Benim evde. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen bir kızla konuşuyorsun ve onu buraya, bu dağ başına gelmeye ikna ettin, öyle mi? Vallahi bravo. Senden hiç beklemezdim böyle bir şey. E bana niye anlatıyorsun bunu? Beni kıskanıyorsun dedim diye mi? Yok. Yok, ondan değil. Neden? Kız bana gelmedi. Sana geldi. Nasıl bana geldi? Dedim ya, bir süredir yazışıyorduk. Ama birbirimizi hiç görmemiştik. Sonra bana fotoğrafını gönderdi. Benden de istedi. Bir dakika. Şimdi sen beni buraya çağırdın. Bunları anlattın falan. Sen kıza benim fotoğrafımı gönderdin? Buraya geleceği yoktu hesapta. Abi çok iyi ya. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın abi? Bir dakika şimdi. Gerçeği söyleyince ne oldu? Söylemedim. Söylemedin. O zaman bir planın var. Ne yapacaksın? Beraber bizim eve gideceğiz. Sen Nazım Usta olduğunu söyleyeceksin. Delirme ya. Kızla sen konuşmuşsun, sen yazışmışsın. Ben Nazım Usta olacağım. Ya ben böyle şeylerle uğraşmam. Tarık. Tarık. Bu mesele benim için önemli. 5 dakikalığına benim yerime geçeceksin. O kadar.
Yapacağım. Sağ ol. Hadi gidelim. Bir dakika. Bir dakika. Karşılığında sen de benim hayatımı kolaylaştıracaksın. Öyle şantiyede çalışmakmış. Sabah 6'da kalkmakmış. Bitti. Bana böyle masa başı bir şey ayarlayacaksın. Bilgisayar falan. Ben gidene kadar burada takılacağım. Tamam. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi gidelim. Geldik burası. Bana bak, anahtarla girmeyelim. Kapıyı sen çal. Hadi. Bir dakika dur. Şu anlaşmayı bir tekrar edelim. Şimdi ben içeri giriyorum. Kıza merhaba, hoş geldin diyorum. Sonra 5 dakika durup gidiyorum. Sen de bunun karşılığında benim hayatımı kolaylaştıracaksın. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Zaten ben dağ başına gelecek kadar çaresiz bir kızla 5 dakikadan fazla geçirmem. Çok mu çirkin ya? Doğru konuş. Tamam, bir şey demedik yenge. Nazım. Nehir. Nihayet karşılaştık. Madem sen gelemiyorsun, ben geleyim dedim. Biliyorum çok yoğunsun. Tarık Bey de söyledi. Ama ben buraya kadar gelmişken seni görmeden dönmek istemedim. Kızdın mı? Olur mu? Ne kızması? Çok güzel bir sürpriz oldu. Çok sevindim. Sen gidebilirsin Tarık Usta. Nazım Bey. Siz? Ben birkaç saat daha takılırım burada. Malum. Nehir Hanım uzaktan gelmiş. Misafir edelim. Geçin. Bu arada size teşekkür ederim. Zahmet oldu. Önemli değil. Sen hiç bekleme burada. Direkt şantiyeye git. Tarık'sı değil mi? Çok iyi ya. Ne güzel sürpriz yaptın gelerek. Ama bir tane daha sürprizim var. Senin için. Bana hediye mi aldın? Hı hı. Çok yani, tatlısın ya. Fotoğrafa bakarak göz kararı aldım. Umarım beğenirsin. Bilseydim ben de sana alırdım. Çok güzel, çok zevklisin. Gerçi beni seçmenden zevkli olduğunu anlamıştım ama. İnşallah olur. Neden burada denemiyorum ki? Bırak, burada deneyeyim. Tarık Usta herhalde. Ben bir bakayım. Geliyorum. Efendim Tarık Usta. Nazım Usta, size bir şey danışmam gerek. 2 dakika gelir misiniz benimle dışarı? Hemen geliyorum. Hı hı. Ne oldu? Yatsana sen benimle. Ulan hani 5 dakika durup çıkacaktın? Birkaç saat sonra gel ne demek? Ya biraz oturmam lazım. Kız hediye almış, almadan mı çıkayım? Aldın niye açıyorsun? Hediye bana gelmiş, bana. Ya beni sen sanıyor ya. Alıp hediyeye bakayım mı böyle açmayayım? Kızın yanında üstünü çıkarmalar falan.
artist. Sen fırsattan istifade kıza mı sulanıyorsun yoksa? Ya ne alaka ya? Kız sana aşık. Kalkmış onca yolu tepmiş, senin için gelmiş. Sen ne dedin bu kıza da böyle? Bu kadar güzel kıza aşık olsan? Bana bak. Zevzeklik etme. Tamam. Tamam, sakin ol ya. Git kıza ne istiyorsan kendin söyle. Teşekkür edeceğine kızıyorsun. Ben arabadayım. Gel konuşalım. Kusura bakma. Sinirlendim biraz. Konuştuğumuz gibi yapalım, tamam mı? Sen şimdi içeri gir. Benim işim var, çıkmam gerekiyor. Tarık Usta seni oteline bıraksın de. Çıkın gelin. Sonra ben kızı oteline bırakayım. Yarın sabah da binsin gitsin. Sen de bu durumdan kurtul ben de. Tamam. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Tarık. Kapıyı aralık bırak. Sizi duyabileyim. Tamam. Tarık. Şaka şaka. Ya buraya kadar da geldin, hiçbir şey ikram etmedim. Bir şey içer miydin? Eğer vaktin varsa. O kadar vaktim var canım. Dur ben bir dolaba bakayım, içki var mı? Ben içki kullanmıyorum. Ama kahve yapabilirim. Cezve kahve falan var mı? Herhalde vardır. Var. Vardır. Evinde ne var ne yok bilmiyor musun? Yok. Biliyorum tabii de. Böyle sürekli her şeyin yerini değiştiriyorum. Unutuyorum o yüzden. Ben bakıyorum, geleceğim. Bana da aynısı oluyor. Bekle, yardım edeyim. Kahveyi buldum. Ben de Cezve'yi buldum. İyi bir ikili olduk. Peki usta, bir şey daha soracağım. Bu İstanbul'la hala seninle mi birlikte? Yatakhaneye baktım, ofiste de yoktunuz. Merak ettim, var mı bir sorun? Yok yok. İstanbul'u benle. Birkaç iş var, onları yaptırıyorum ona. İyice burnu sürsün. He, anladım usta, anladım. Tamam, merak etme. Yarım saate gelir yatakhaneye. Var mı başka bir şey? Tamam. Bu arada usta, yarınki enjeksiyonla ilgili bir mesele var. Çabuk anlat hadi. Ya bu bizim pompaların dördü herhalde arıza vermiş. Bakma öyle. Nasıl bakma? Böyle işte. Utandın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Sen çok güzelsin ha. Teşekkür ederim. Yok yani, bayağı beklediğimden daha güzelsin. Ne diyecektin? Yazışırken başka biri gibiydin. Şimdi konuşunca bambaşkasın. Nasıl mesela? Yani daha çekingen, daha mesafeli biri gibi düşünmüştüm seni. Öyle miydin? O zaman bu halimi sevmedin. Yok. Yok. Yani sevdim. İyi, tamam. Tarık ustadır. Böyle sürekli bir şeyler unutur. Sen kahveni yap, ben geliyorum. Efendim Tarık Usta. Nazım Bey, gidelim mi artık? Tamam, bir kahvemi içeyim, sonra gideriz. Tarık Bey,
Size de kahve yapayım mı? Yok, yok sağ olun. Bizim acelimiz var. Gidelim mi artık Nazım Bey? Ya bir kahve içeceğim. Hadi sen de gel. Evet lütfen. Nasıl olsun kahveniz? Sade olsun. Tamam. Siz bu kahveyi alın, bu da sade. Ben kendime yaparım. Sağ olun. Lan ecelinde mi susadın sen? Ha? Benim bir şey susadım falan yok. Bana yaptıklarından sonra durumun tadını çıkarıyorum. Kız gittikten sonra yine baş başayız. Ondan sonra gör bak ben sana neler yapıyorum. Sen beni tehdit edebilecek durumda mısın? Anlaşmayı değiştiriyorum. Ben seni yalanla açığa çıkarmayacağım. Sen de beni buradan kaçıracaksın. Lan ne kaçması? Çıkarcı adi herif. Su getirmeyi unuttum. Son kez soruyorum. Söz veriyor musun? Ulan ben seni öldüreceğim. Senin daha haberin yok. Sen bilirsin. Hı? Yok bir şey demedim. Kahve çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Seni görmek çok güzeldi. Yani kısacık da olsa karşılaşmak çok güzeldi. Sen de İstanbul'a gel olur mu? Geleceğim. O zaman görüşürüz. Bir dakika ya. Ben niye seninle gelmiyorum? Bir gün kalırım sonra dönerim. Değil mi Tarık Usta? Olmaz. Nazım Bey, siz cüzdanınızı kaybettiniz ya, kimliğiniz falan gitti. O yüzden siz uçağa binemezsiniz. Sen benim kimlik işimi halletmedin mi? Sen de değil mi kimliğim? Şey, idareden biraz zaman alır dediler. O zaman şöyle yapalım. Madem ben gidemiyorum, sen kal. Nasıl? Burada kal. Benim ara ara boşluğum oluyor. Ama barajdan kasabaya inmek çok zor. Uzun mesafe. Eğer burada olursan her boşluğunda seni görür. Bolca vakit geçiririz. Ya madem iki gün buralardasın, direkt burada kal. Burada seninle mi kalacağım? Yok. Ben şantiyede kalırım. Yatakhanede. Sen burada kalırsın. Rahatsızlık vermeyeyim. Nehir, ben senin kalmanı istiyorum. Eğer sen de istiyorsan lütfen burada kal. Tabii ki isterim. Ben buraya senin için geldim. Seni görmek için, seninle vakit geçirmek için. Zaten aldığım en zor karardı. Ama geldim işte. Eğer sana da rahatsızlık vermeyeceksem kalıyorum. Olmaz. Hı? Efendim? Şey, olmaz. Çünkü... Aslında ben... Tarık Usta işlerin sıkışacağından korkuyor. Korkma usta, sıkışmayacak. Bu ikimiz için de daha iyi oldu. Güven bana. Nehir kararına çok sevindim. Hadi üşüme, sen geç. Tamam. Tarık Usta, anahtarı sana vermiştim. Ha bu arada, sen de otelden Nehir Hanım'ın bavullarını al Tarık. Size de zahmet veriyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Önemli değil.
almana çok sevindim Nehir. Yani kal demeseydin gidecektim mecbur. Ama itiraf edeyim üzgün gidecektim. Yani ikimiz de mutluyuz o zaman. Mutluyuz. O zaman fincanları kaldırayım ben. Dur ben de sana yardım edeyim. Ses ne? Tarık Usta. Bir şey mi olmuş? Yok ya araba bozuldu herhalde. Ciddi bir şey var mı? Bir bakalım istersen. Halleder o ya. Gel biz oturalım. Ya ayıp olur adama. Yardıma ihtiyaç vardır. Nehir dur bekle. Ne oldu? Araba arıza yaptı. Şansa bak. Tam da gidecekken. Ama bayağı duman çıkıyor buradan. Önemli bir şey yok değil mi? Patlama sesi falan geldi. Yok yok. Arada yapıyor böyle. Tamir ederim ben şimdi. Ama biraz zaman alır. İyi o zaman sen halledersin Tarık Usta. Gel Nehir biz içeri geçelim üşüme. Nazım Bey. Bakar mısınız? Efendim Tarık Usta. Nehir Hanım. Siz içeri geçin. Ben Nazım Bey'den biraz yardım isteyeceğim. Seni öldürürüm dedim. Öldürürüm. Ben sana bir anlaşma teklif ettim. Sen de kabul etmedin. Bana bak. Hemen Nehir'e gidip benimle gelmen gerektiğini söyleyeceksin tamam mı? Hadi. Niye yapacağım bunu? Ha? Tek bir geçerli sebep söyle bana. Bırak. Çünkü yap diyorum. Bırak. Tamam bırak. Canına susamadıysan hemen dediğim yap. Hadi. Aa, tamam bırak bırak. Nehir, benim çıkmam lazım. Ne oldu, hallolmadı mı? Yok, halledemedik ya. Ya araba çalışıyor ama yolda kalabilir. Tamirci falan çağırsaydınız bari. O kadar vaktimiz yok. Barajda işler var. Şimdi ben de gideyim, yolda falan kalırsa tek kalmışsın, tamam? Gidiyorsun yani. Maalesef. Ama işten vakit bulur bulmaz yanına geleceğim. Sen burada kendi evin gibi takıl, tamam? Tamam, tamam. Bir kez daha kaçmaktan bahsedersen, bir kez daha Nehir'e yaklaştığını hissedersem, gözümü bile kırpmam. Seni gebertirim. Buraya da gömerim. Kimsenin de seni merak edeceğini sanmıyorum. Ay, ne yapıyorsun sen? Günaydın, günaydın. Günaydın. Evet, haklısın. Kalkma zamanı değil mi? Bakalım o zaman, kalk. Bu
Bugün çok güzel bir gün. Burhan, ne oldu? Tabii sen dışarı çıkmak istiyorsun şimdi. Kıyamam, bu tuvalet muhabbetleri var değil mi? Hadi çıkalım bari, ne yapalım? Hadi, hadi. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsınız bugün. Bu tatlı şey uyandırdı. Ben size kahvaltılık bir şeyler getirdim. Evde bir şey yoktu. Şey yani yokmuş. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Nazım nerede? Şey, Nazım Bey şantiyede sabahladı. Erkenden baraja gitti. Benden rica etti size kahvaltılık bir şeyler getirmem için. Teşekkür ederim. Bu arada bana siz demenize gerek yok. Nehir diyebilirsiniz. Daha samimi oluyor. Tamam. Nehir. Peki ben de sana Tarık abi diyebilir miyim? Tabii. Diyebilirsin. Acıkmış. Ben mamasını vereyim. Suyu da azalmış. Dur suyunu da koyalım. Sen Nazım'dan daha iyi biliyorsun evi. Dün bir tane kahveyle cezve aramak için kaç tane çekmece açtık. Usta bu aralar çok dalgın. Aşıktır belki. Yani öyle derler ya dalgın olanlar için aşıktır falan filan. Ondan söyledim. Seninle yazıştığından beridir bir garip zaten. Nasıl garip? Afiyet olsun. Tarık abi. Ya ben yalnız kahvaltı yapmayı hiç sevmem. İstanbul'da da Orhan abiyle yaparız hep. Bana katılmak ister misin? Şey ben... Korkma korkma. Geç kalmazsın, elim hızlıdır. Hemen kahvaltı hazırlarım. Çok yoruyor adamı oğlum. Buraya dik koyacağız. Dur baba. Ha, geç. İbrahim. Nazım Usta nerede? Mesaiye hiç geç kalmaz. Ben de demin ofislerin oradaydım. Orada da yoktu. Vallahi bilmiyorum. Haberim yok. İstanbullu.
usta en son senleydi. Var mıydı gece sıkıntı? Ben senin ustanın bekçisi miyim? Beni bırakıp gitti. Uyuyakalmıştır, ara uyandır. Biz burada çalışıyoruz, adam keyif yapıyor. Usta mesai saatlerini çaksatmaz. Senin gibi gevşek mi uyuyakalsın? Kahvaltı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Tabii. Nazım bana hep buradaki şelaleden bahsederdi. Sence bugün vakti olur mu beni oraya götürmek için? Yani Nazım usta... Ya yarın dönüyorum diye diyorum. Dönmeden önce şelaleye Nazım'la birlikte gitmek istiyorum. O yüzden sana sordum zaten vakti olur mu diye. Şimdi aramak istemiyorum, çalışıyor. Daraltmayayım onu. Ben de zaten buraya pat diye geldim. Ne diyorsun? Nazım usta bugün çok yoğun. Sanmıyorum. Anladım. Olsun. Kısmet değilmiş. Ben senin için konuşurum ustayla. Bir boşluk yaratmaya çalışırız. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir insansın. O zaman ben hemen hazırlanayım. Nazım vakit bulursa beni burada beklemesin. Gelir değil mi? İnşallah gelir. Gel. Günaydın. Günaydın. Bana çalış çalış diyorsun. Habire odana çağırıyorsun. Yine niye buradayım? Sabah neyle konuştun? Şelaleyi görmek istiyorum. Vay. Burada şelale mi var? Güzelmiş. Bak. Senle Nehir'i alıp şelaleye gideceğiz. Gözümün gördüğü bir yerde kızla biraz zaman geçireceksin. Sonra yeniden yanıma geleceksiniz. Benim kaçırdığım bir şey mi var? Biz bu anlaşmayı iptal etmedik mi? Sen kendini halletmeyecek miydin? Tamam. Seninle beraber kızı götürelim şelaleye. Ben de senin rahat çalışmanı sağlayacağım. Yok ya, yapmayacağım. Ben demir taşımayı da öğrendim. Kafam da rahat böyle. Tarık. Bak, ikimiz de numara yaptığını çok iyi biliyoruz. Uzatma. Tamam işte. Anlaştığımız gibi olacak her şey. Tam olarak nerede çalışacağımı göster. Tamam, ben sana ayarlarım bir şeyler. Ama önce müdürle konuşmam gerekiyor. Öyle hemen olmaz. Bugünü bir atlatalım da. Sen şimdi işin başına dön. Öğle yemeği arasında ben seni alırım. Sonra da Nehir'i alırız. Sadece öğlene kaydeder derim. Al bunu. Nehir'e verirsin. Bu ne? Hediye. Ne aldın hediye olarak? Sana ne? Neyse ne? Ya ne demek sana ne? Ben götürüp vermeyecek miyim kıza? Bilmem lazım ne olduğunu. Kitap aldın. Ne gülüyorsun? Şimdi senin için dünya yol gelmiş. İlk kez gördüğün güzeller güzeli bir kıza. Kitap mı aldın? Nehir sevecektir onu. Bak Nazım usta. Burada usta sen olabilirsin. Ama kadınlar konusunda usta benim. Böyle romantik cümleler, davranışlar kısa süreli etkiler yaratabilir. Ama kalıcı bir etki istiyorsan bir kadına sendeki değerinin maddi karşılığını göstermen lazım.
Nasıl yani? Nasıl yani? Yani ona pahalı bir hediye alman lazım. Neden? Çünkü kadınlar pahalı hediyeleri, elmasları, pırlantaları, altınları severler. Ya kısacası nehrin üstünde bir etki yaratmak istiyorsan ve yalanın ortaya çıktığında sana kızgınlığın hafiflemesini istiyorsan ona pahalı bir hediye alman lazım. Senin düşündüğün gibi biri değil o. Bütün kadınlar aynıdır. Ama neyse, ben senin hediyeni vereceğim, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Tamam. Dediğin hediyeyi de alacağız. İkisini de vereceksin, tamam mı? Bakalım hangisini beğenecek. Hiç şansın yok. Şehre indiğimize sakın kaçayım deme. Nerede olsam bulurum seni. Gerçi ben bulmadan patron bulur da. Beni zor kullanmaya sakın mecbur bırakma. Kaçmak mı? Nehir hediyeleri açtığında senin yüzünün alacağı ifadeyi görmeden hiçbir yere gitmem. Merak etme. Bak, birisine ilk kez takılıyorsan bu asla yüzük olmamalıdır. Kafa karıştırır. Bileklik sadedir ama romantik değil. Küpe zaten olmaz, basit kaçar. Doğru takı mutlaka bir kolye. Bir gerdanlık veya kolye seçerken uzunluğunu doğru seçmemiz lazım. Kadının boynunda nerede durduğuna dikkat edeceğiz. Mesela 40 santim gerdanlık uzunluğu. Köpücük kemiğinin üstünde durur, yaka çizgisini belirler. 45 santim, prenses uzunluğu. Yaka çizgisinin üstünde durur. 60 santim, opera uzunluğu. Böyle elbise, bluz üstüne takılır. Bence Nehir'e prenses uzunluğu çok yakışacak. Çok pardon. Şu 45 santim uzunluğundaki kolyelerinize bakabilir miyiz? Tabii. Şimdi bu aralar böyle küçük objeli zarif altın kolyeler moda. Mesela bunun gibi. Şunu alabilir miyiz? Tabii. Çok zevkli bir seçim oldu. Gerçekten kadınların duygularından anlıyorsunuz. Şey, bunu boynunuza deneyebilir miyim? Yani zarif bir boynda nasıl duruyor görmek istiyorum. Tabii. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Bir kadının düşünceleriyle duyguları arasındaki sonsuz savaşta boyun tarafsız bölgedir. Bu yüzden bir kadının en huzurlu yeri boynudur. Sizin de çok zarif bir boynunuz var. Yani biz bu kolyeyi alıyoruz. Tabii. Oyun oynamayı bırak. Alıp çıkalım. Hediye paketi olacak. Tabii. Ne kadar borcumuz? 2269 TL. Ne kadar? 2269 TL. Gerçekten çok şanslısınız. Bu haftaya özel %20 indirim yaptık. Buyurun. Fiyatı seni bile etkiledi. Bir de Nehir'in ne hissedeceğini düşün. Şifre lütfen. Siz buralarda mı yaşıyorsunuz? Evet. Baraj inşaatında mühendisim. Aa, çok güzel. Eğer başka bir ürün almak isterseniz bana buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada Mehtap ben. Memnun oldum Mehtap. Tarık ben de. Ben de. Girdim şifremi. Teşekkürler.
O zaman ben hediye paketi yapıyorum. Şöyle kartınız. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Mehtap Yavuz. Ne yapıyorsun ya? Niye yırtıyorsun? Buradan defolup gittiğinde ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. Ama benim yakınımdayken insanların duygularıyla oynamana izin vermem. Anladın mı beni? Seni insan içine çıkaran da kabahat zaten. Ya kıskançsın sen, kıskanç. Harekete bak. Nazım, hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Seni şelaleye götürmeye geldim. Tarık Usta bırakacak bizi. Ben işinden alıkoymadım değil mi seni? Yok ya, sıkıntı yok. Kız arkadaşımı gezdireceğim dedim. Ha, bu arada sana hediye aldım. Bana hediye mi aldın? Ne gerek vardı? Yok canım, şimdi sen zahmet edip almışken benim almamam olmazdı. Bu kadar işinin arasında. Çok teşekkür ederim, çok incesin. Sen kalkıp benim için buraya kadar geldin. En güzel hediye bu. Açsana. İçeride açayım istersen. Tamam, içeride aç o zaman. Dur, önce bunu aç. Neden iki tane aldın? Mahcup ediyorsun beni. İçimden geldi. Çok şık, çok güzel. Teşekkür ederim. Ne demek? Tabii boynunu da görmek lazım. Ben sana yardım edeyim. Güzel oldun. Bak, bugün bunu boynundan çıkarmanı istemiyorum, tamam mı? Teşekkür ederim tekrar. O zaman sıra bunda. Bir gün seninle tüm bu caddelerde birlikte yürümek dileğiyle, Nazım. Mehir, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Aldığım en güzel, hatta en anlamlı hediye. Teşekkür ederim. Seninle bütün bu caddeleri gezmek için sabırsızlanıyorum. Şey o zaman, gezmeye şelaleden başlayalım ha? Hadi. Nazım. Yanında olduğum için çok mutluyum. Ben de Nehir. Ben de. Ama bu arada kolye çok yakıştı. Hadi gel çıkalım, Tarık Usta bekliyor.
Ceketim orada. Onu alayım. Nazım Usta. Hangi hediyeyi daha çok beğendin? Belli değil mi? Boynundaydı işte. Kitap. Kitaba bir şey demedin mi? Öyle bir kitabı da açtı baktı böyle. Sonra kenara attı. Ha, bu arada teşekkür etti. Bahsettiğinden çok güzelmiş. Bayıldım. Evet, güzeldir. Demek boş zamanlarında buraya geliyorsun. Yani beni ferahlatıyor. Su sesi falan böyle. Güzel, rahatlıyorum buraya gelince. Ben de hep rahatlamak istediğimde deniz kenarına giderim. Peki romantik olmadığın zamanlarda ne yaparsın? Yani işinle. Yazışmış mıydık bunu? Ben hatırlamıyor olabilirim. Yok, yazışmadık. Ama böyle güzel bir yere gelmişiz. Şimdi iş güç konuları sıkıcı değil mi? Yani evet. Sıkıcı ama ne bileyim, merak ettim. Yani devlet sırrı değilse söyle. Yatırım danışmanıyım ben. Vay. Para yönetiyorsun yani. Yani. Öyle de denilebilir. Güzel. Tamam, sıkıcı sorulara geçelim. Gelelim heyecanlı sorulara. İstanbul'da ne yaparsın geceleri? Hangi mekanlara gidersin? Yani Boğaz'daki mekanlar hareketli olur. İstanbul'u iyi biliyor musun? Yazışırken hiç bahsetmedin. Yok. Yani bildiğimden değil de. Öyle, kuzenlerimin yanına gelmiştim bir ara. Onların götürdüğü kadar. Yani belki bir mekanda karşılaşmışızdır diye sordum. Ya ben gece dışarı çıkmayı çok sevmem. Daha çok evde vakit geçirdim. Zaten son birkaç aydır en çok sevdiğim şey seninle yazışmak. Yani anlamıyorum. Neden senin gibi genç, güzel bir kadın, internette hiç yüzünü bile görmediği bir adamla yazışıp bir günde çıkıp yanına gelir ki? Bilmem. Ben de bunun cevabını bulmak için yanına geldim işte. Korkmuyor musun hiç? Ya böyle kadınları tuzağa düşüren bir yalancıysan? Ya şuraya gidelim mi? Orası daha güzel görünüyor. Hem yakınına da gitmiş oluruz. Dur, dikkat et, düşersin. Dikkat et. Ya merak ediyorum. Yani buraya gelmende hiç tipim etkili olmadı mı? Ya bence de dış güzellik önemli değil ama ya sonuçta seni gördüğüm zaman güzel olduğun için mutlu oldum.
utandırma beni şimdi. Utandığında daha güzel gözüküyorsun. Ben de senin fotoğrafını çok baktım. Yani bence de iç güzellik çok önemli ama ne bileyim, düşünsene böyle 40'lı yaşlarında saçı sakalı ağarmış Tarık Usta gibi, yani yüzünde yara olan biri falan olsaydım yine de gelir miyim? Bilmem. Yani bir anda sorunca bilemedim. Nazım, biz seninle 4 ayda birbirimizi hiç görmeden yazıştık. Ben sadece o güzel kalpli adamı görmek için geldim. Anahtarı vereyim sana. Hadi görüşürüz. Akşam için ben sana yemekhaneden bir şeyler getiririm. Daha gerek yok. Dolapta yemeklik malzemeler vardı, gördüm. İyi, tamam. Biz gidelim o zaman. Nazım, öğleden sonrası için izin alacağım demiştin. Yemeği birlikte yeriz diye düşünmüştüm. Olur, süper olur. Açım zaten. Tarık abi, yemeğe sen de katılmak ister misin? Sana teşekkür etmek istiyorum. Olur, katılırım. Abi mi? Zevzeklik etme, ya şöyle. Şelalede ne konuştunuz? Hiçbir şey, öyle havadan sudan. Vakit öldürdük. Nasıl yani? Baya baya konuşuyordunuz orada. Ya benim fotoğrafımı konuşup durduk işte. Normalde gelmeye cesaret edemezmiş. Güvenmezmiş. Benim fotoğrafımı görünce gelmeye karar vermiş. Öyle mi dedi gerçekten? Sen de benim hiçbir dediğime inanmıyorsun. Git kıza kendin sor. Şş, bana bak. Yemekten sonra hemen kalkacağız, tamam mı? Tamam Tarık abi. Çıkar şu ayakkabılarını. Ben de yardım edeyim sana. Ne nerede bilmiyorsundur şimdi. Zahmet etmeseydin. Olur mu öyle şey? Ne yemek istersin? Ne yapalım? Dolapta bamya gördüm. Nazım'ın en sevdiği yemek. Yanına da pilav yaparız. Evet. Usta çok sevinecek. Pirinç nerede acaba? Burada. Gerçi pirinci soruyorum ama ben bir türlü beceremiyorum pilav yapmayı. Sürekli dibi tutuyor. İnşallah bu sefer olur. Ben güzel pilav yaparım. İstersen onu da ben yapayım. Gerçekten mi? Tabii. Ya ne yalan söyleyeyim. Çok sevinirim Tarık abi. Hadi başlayalım o zaman. Anca olur zaten. Tamam. Domates var mı acaba? Nehir'in bir gün kendi kararlarını vermeye başlayacağını biliyordum. Evet ama saf bu kız. Yani bizim işlerde yetenekli olduğuna bakma. Hayatla ilgili hiçbir bilgisi yok. Sana bir şey soracağım. Sen Nehir'in gitmesine işler bozulacak diye mi endişeleniyorsun, yoksa yanından ayrılacak diye mi? Ne fark eder Ekrem?
Sen bana Nehir'den daha ve becerikli, yetenekli birini bulabilir mi? Kolay değil. Vakit lazım. Yani Nehir gibisini bulmak zor. Neyse bu kafa dinleme durumu işe yarar belki. İyi gelecek, iyi gelecek. Birkaç olay oldu üst üste, bizimki iyice gerildi ama bu tatil yarayacak ona. Ben de hiç üstüne düşmüyorum. Yarın kesin dönecek değil mi? Bahadır Bey'i gerçekten zor ikna ettim. Öyle dedi, dönecek. Dönmek zorunda. Zaten benim yanımdan başka kalacak yeri yok ki. Hadi yemek hazır. Artık ya. Vallahi şantiyenin yemeklerinden sonra süper oldu bu hareket. Bak senin için ne yaptım. Umarım beğenirsin. Ne bu? Bamya. Ben bamyadan nefret ederim. Hayatta yemem ki. Ama bamya pilav en sevdiğim yemek demiştin. Ben en sevdiğim yemek bamya pilav mı dedim? Nazım Usta, siz fasulyeli bamyayı hep karıştırırsınız ya. Ondan öyle oldu herhalde. Ya, ondandır. Ben hep bu fasulyeyle bamyayı karıştırıyorum işte. Böyle mi? Yok, üzüldüm sadece. Sen üzülme ya. Ben şimdi dolaptan peynir alırım, hallederim, tamam? Sen dur dur, ben getiririm. Tekrar sağ olun Nehir. Afiyet olsun. Bir şey lazım olursa haber versin Nehir. İyi geceler. Nazım. Bir şey soracağım. Bu gece burada kalabilir misin? Efendim? Ya biliyorsun ben gök gürültüsünden, yağmurdan çok korkuyorum. Dur, diner birazdan ya. Korkacak bir şey değil. Çok saçma biliyorum ama çocukluktan kalma bir şey işte. Kötü bir şey olacakmış gibi geliyor. Hayda. Faruk Usta ne diyorsun? Nasıl yapalım bu işi? Nazım Bey. Estağfurullah. Nazım. Ama öyle bir şey varsa siz burada kalın. Tamam. Durumu idare ederim ben. Siz bu gece nehirle kalın. Bak tamam. Kalıyorum o zaman. Teşekkür ederim Tarık abi. Sağ ol. Nehir sen o zaman hiç üşüme. Gir içeri. Biz bir işle ilgili konuşacağız. Geliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Bak kalıyorum. Sonra sorun olmasın. Kız gerçekten korkuyor. Onu bu halde bırakamayız. Sen uykum geldi. Yatacağım de. Sabah da gider havaalanına bırakırız beraber. Bitsin gitsin bu iş. Tamam ben de yatarım zaten. Çok uykum geldi. Ben yatmayacağım. Uzaktan evi izleyeceğim. Gözüm üzerinde haberin olsun. Sen de hiç bana güvenmiyorsun ya. Bir şey olmayacak. Hadi rahat ol. İyi geceler. Çay kahve falan yapayım ister misin? Belki film de izleriz. Yağmurlu havada en çok yapmayı sevdiğim şey. Çok iyi fikir ama ben çok yorgunum. Yarın da çok zor bir gün. Hemen yatıp uyusak. Olur. Pijamanı falan giyseydin bari. İyi o zaman ben pijamamı giyeyim. Sonra hemen yatıp uyuyalım, tamam?
korkuyorum. Burada yerde yatsam olur mu bende? Nehir, saçmalama. Olur mu öyle şey? Sen geçsene eline rahat rahat. Ben buradayım, hemen seslensem diyorum. Ya bak, yanlış anlama sakın ama ben gerçekten çok korkuyorum. Nehir, burada yatamazsın yerde. Çok saçma yani. Yorganın altına sersin, üstüne ne sereceksin? Donarsın sabaha kadar. Ben arkadan bir şeyler bulurum, üstümü örterim. En kötü bunu örterim. Şurada yatayım, ne olacak ya? Nehir. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen yine içeride yat. Ben yanına geleyim, yerde yatayım orada. Ama o zaman sabaha kadar sen donacaksın. Yok ya, donmam ben. Sıkıntı yok, hadi. Işığı da kapatıyorum, hemen yatalım. Nazım. Ne yapıyorsun? Donacaksın yerde. Yok hadi, yat sen. Bir şey olmaz bana. O zaman ben de orada yatayım. Sen burada yatamazsın Nehir, çok soğuk. Hadi lütfen. Tamam da sen de yerde yatıyorsun. Üşüyeceksin, hasta olacaksın. Ondan korkuyorum. Tamam, ne yapalım o zaman? Burada yatalım yani, bir ucuna sen bir ucuna ben, ne olacak, ne yapalım? Tamam. Tamam. Sen bir uca, ben bir uca, hadi. Ama yatalım hemen. Ben ilk defa bir erkekle birlikte uyuyorum. O yüzden biraz heyecanlandım. Ya
ben de heyecan yaptım biraz. En iyisi ben bir su içip geleyim. Sana da getireyim mi? Olur, isterim. Teşekkür ederim. Bak, sana yemin ederim yanlış anladım. Eve girdiğimiz gibi ben çok uykum var, yatayım dedim. Nehir, ben yağmurdan, şimşekten korkuyorum dedi. O yüzden böyle yaptık. Bak, yemin ederim kötü bir şey yok. Nermin, ben geldim. Öyle olacak. Tamam. Nazım. Nazım. Merak ettim seni. Şey, çok susamışım da böyle birkaç bardak su içtim. Sana da dolduruyordum şimdi. Teşekkür ederim. Ben de başına ders açtım böyle, yarın çalışacaksın, iş güç falan var. Ama inan gerçekten elimde değil. Şu yağmur gök gürültüsü bitsin hemen. İstiyorsan salona dönebilirsin. Şey, sorun yok. Hadi yatalım mı? Yatalım hadi. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Nermin, ben geldim. Thank you.
Ay, özür dilerim, pardon. Önemli değil. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya bir ses duydum sanki. Biri geldi herhalde, bir ona bakıp geliyorum. Sen uyumaya devam et. Bin şuraya, gidiyoruz. Bak, yemin ederim göründüğü gibi değil, hiçbir şey olmadı. Ya zaten sen kapının önündeydin, gördün her şeyi. Bin dedim! Git üstünü giy, gel, hadi. Günaydın. Bizim acil çıkmamız lazım, ben bir hazırlanıp geliyorum. Aceleniz yoksa kahvaltı hazırlayayım. Sağ ol, acelemiz var. Sen hazırlan o zaman. Ben öğleden sonra seni havaalanına bırakayım, olur mu? Peki. Nazım Bey. Biz sizinle konuşamadık. İnşaatın gövdesinde dolgulamayla ilgili ciddi bir sıkıntı varmış. Sizin burada kalıp onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Nehir Hanım'ı götürün ben havaalanına. İsterseniz burada vedalaşırım. O zaman... Geldiğin için sağ ol Nehir. Görüşürüz. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim. Ben de. Görüşürüz. Gördün mü? Sen de beni özleyecek misin? Ben seni çok özleyeceğim. Sen Nazım'la karşılaştığın için çok şanslı bir köpeksin, biliyor musun? Senin adı şanslı olsun mu? Heh. İnan bittiğine ben de seviniyorum. Zaten seni dinleyip niye bu işe girdim bilmiyorum. İn aşağı. Ne oluyor ya? İn dedim sana! Beni bu işe sokarken bunun olacağını biliyordun. Seni öldüreceğimi söylemiştim. Yanlış adama çattın. Gel, oyun olmaz. Gel. Gel, daha valizimi toplayacağım. Gel. Şanslı, gel. Efendim Orhan abi. Gel buraya. Polisler geldi. Zehrini arıyorlarmış. Adli bir vaka dediler. Neredeysen biraz daha orada kal. Anlaşıldı mı? Telefonu da kapat, sakın açma. Polislerin olduğu yerlerden de uzak dur. Nasıl yani? Ne polisleri? Konuşamıyorum. Şu an benim evimdeler. Seni soruyorlar. Telefon numaranı falan alacaklar. Telefonu kapat ve açma sakın. İhtiyar! Şanslı! 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 Şanslı dur! Şanslı! Kızı havaalanına götüreceğim. Sonra dönüp seni doğduğuna pişman edeceğim. Anladın mı beni? Bak! Bizim kız her şeyi anlatacağım. Senin nasıl bir ezik olduğunu öğrensin. Hiçbir şey söylemeyeceksin Nehir'e. Anladın mı? Hiçbir şey söylemeyeceksin. Her şeyi söyleyeceğim Nehir'e. Her şeyi. Nazım! Ne söyleyeceksin bana?